Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir haftadan beri video çekmiyordum, artık çekeyim dedim. Bu sefer de Alperen'in saçlarını keseceğim. Katlı keseceğiz, buraları da sıfırlayacağız. Fade sıfırlama kesin, katlı katlı çıkacağız saçları. Bakalım nasıl olacak. Ayrıca bir de Alperen'in saçları da sıkıntılı, evet. Çok ince telli, derisi bembeyaz. Yani izi göstermeme imkanı %0. Bunun için böyle saçları keserken çok ince eleyip sık dokumanız lazım. Çok ince çalışmanız lazım bu tarz saçlarda. Daha da fazla uzatmadan hemen tıraşa başlayalım. Ama önce gençler lütfen kanalıma abone olun ya. Bak yorum da yapın. Abone olun arkadaşlar. Like'ı da atın lütfen. Aynen öyle. Yapıyoruz ha. Bu arada en sonunda sizler sayesinde 2000 aboneye ulaştım. 2000'i geçtim. 2018 olmuşum valla. Hepinizin yüreğine sağlık, gözlerine sağlık beni izlediğiniz için. Daha da fazla uzatmadan hemen tıraşa geçelim. Evet gençler, ilk önce 1.75'e alıyoruz bunu. 1/2. Bunu takıp yukarı doğru çentiyi kaldırıyoruz. İlk önce şuraları bir alalım. Orayı böylece bir aldık. Şimdi gelelim bu tarafa. Evet buralar bitti. Buralar böyle oldu. Bakın görüyorsunuz değil mi saçlar nasıl bak. Boşluklu boşluklu. Hop AF izleme kilidini al. Bize gösterme. Tamam. Görüyorsunuz değil mi? İşte bu yüzden bu saç biraz kesimi biraz zor. Evet. Şimdi bunu böyle aldık. Sıra geldi. Sıfırlamaya. Şimdi sıfırlamayı yapmamız lazım. Ki saçı net bir şekilde ortaya çıkartabilelim. İlk önce tasları çıkartmamız lazım. Kamerayı şöyle çekelim. Tamam. Oh. Şimdi nerede alacağız? Bak şu kulak arkasını. Şurada. Fazla yukarı çıkmadan şöyle kulak arkasından 1 milim. Böyle giderek. Şimdi bakın böyle çiziyoruz. Böyle gidiyor. Hatta ben şunu şu tarafa doğru alayım ki. Hı.
Sen ne yapıyorsun Alperen, anlat bakayım. Ne yaptım ya, işte birazdan şey gideceğim onlara, yardıma. Evdeydim işte, alışveriş falan yaptım. Hani ne alışveriş ya? Ev alışverişi mi? Onu yaptım. Yoksa giyim, kuşam mı? Yok abi, ev alışverişi. İşte bu birazdan onlara gideceğim. Çalışmaya. Ha, yardıma gideceğim abi ya, öyle. Her gün gidiyor mu? Evet, genellikle her gün gideceğim. Güzel. Acayip iş zaten. Tamam da güzel. Evet, gördüğünüz gibi gençler, şimdi buraları böyle hallettik. Böyle burayı geçtik. Şimdi ne yapacağız? Makinenin yarım numarasıyla. Bu çentik var ya. Bak şu çentik. Çentiği böyle indirin. Fazla yukarı çıkmadan sadece milim. Milim oynatacak. Şu kadarcık az biraz oynatarak çok üste çıkmadan şöyle bir çizimimizi yapalım. Şöyle görüyorsunuzdur. Tekrar şöyle alayım. Makinenin köşelerini kullanmayı unutmayın. Şimdi böyle aldık. Tabi gene anasını satayım, saç gene bozuldu. Görüntü. Şöyle aldık. Şimdi sıra neye geldi? Makinenin ucuna bir numarayı takmaya. Şimdi bir numarayı alıyoruz. Taktınız. Çengeli kapatın. Takın. Çengeli tekrar açın. Sonra buralar. Çengel yukarıda. Gördüğünüz gibi buradaki izler İlk verdiğimiz katın izi kayboluyor. Tekrar devam. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kayboluyor. Hop basalım. Tamam.
şöyle alalım. Ne kadar çok iz var değil mi? Buralarda tamam mı? Şimdi tekrar bu sefer ne yapacağız? Makinayı teke düşün. Tek diş. Şuralar. Ama ilk önce bir temizleyin. Buralarda kıllar kalıyor, sonra saça yapışıyor. Tek dişi aldık. Hafif hafif. İnce ince böyle. Saçın şu dip kısmını alıyorsunuz. İzin olduğu yeri. Nasıl geliyor? İzler kayboluyor değil mi yavaş yavaş? Aynı stil buraya da devam. Fazla yukarı çıkmadan hafif böyle uçtan ala ala. Makinenin köşelerini kullanarak. Bakın ince ince kayboluyor. Şuraya daha bakmayın. Burayı ayarlamadık. Orayı az sonra. Biz ilk önce şu altı ayarlıyoruz şu an. Alperen anlatmak zor iş değil mi? Evet abi. Gidiyor çekiyorum falan filan koyuyorum. Tabi. Ben de konuşmaya çalışıyorum genelde de. Yok bir şey olmaz. Bakın şimdi oraları ayarladık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdiki olay. Evet. En inceyi takacağız. Bakın bunu. İnce 1/2. Takın. 2 tık. Fazla değil. Şimdi buraları ayarlayacağız. Sonra tekrar böyle hafif kaldırın. Bir üstünde olan yerler. Şuralar. Bunu keserken göreceksiniz. Tekrar böyle iki tıkar. Tekrar biraz. Dört çift yaparak buradan izleri böyle kaybediyorsunuz. Bakın ne var? Şurada var mesela. Hemen azıcık böyle dokunarak buradaki izi kaybedeyim. Şimdi gelelim buraya.
Evet gençler, nasıl geliyor? Şimdi tabii sizin gördüğünüz yerler olduğu gibi görmediğiniz yerler de var. Dur, ben şu kamerayı şöyle alayım. Böyle karanlıkta kalmıyor değil mi? Sanki birazcık karanlıkta kaldı. O zaman şöyle alalım. Şimdi buraları böyle görüyorsunuz. Saldırın. Ucunu kullanarak tekrar ikiye alın. Sıfır. Çentiyi tamamen indirin aşağıya. Ve böylece burada izi kaybetmiş oluyorsunuz. Hem saça katı veriyorsunuz hem de izi kaybetmiş oluyorsunuz. Şuraya bakmayın. Bak şurası var ya. Şu bölgeyi az sonra bir numarayla yiyeceğiz. Orası öyle gidecek. Sıfır aldınız. Az biraz buralar. Bir tık şöyle. Çok ince ve yavaş çalışmanız lazım bu tarz saçlarda. İnce telli olduğu için anında hatayı belli eder. Bildiğin minik minik çalışacaksın. Alperen, sen benim kanalıma abone misin? Dışarıdan ilk defa duyuyorum kanalımı. Vallahi mi? Evet. Kanalım kim oldu? Aynı oğlum, adım soyadım. Ha, tamam. Evet gençler. Şuraları şöyle gördünüz. Değil mi? Bakın neler var mesela, şuralarda var. İşte size anlatmak istediğim şey bu, gördünüz mü? Saçı alırken bütün her yerde iz bırakıyor saç. Çünkü çok ince telli olduğu için. Şimdiki işlemimiz, bir numarayı takıyoruz. Komple kapatın. Bir tık açın. İşlem başarılı mı?
Ve gördüğünüz gibi anam nereye dönüyor? Yanlış yerlere döndü. Ve gördüğünüz gibi bakın bu taraf bitti. Şimdi gelelim bu tarafa. Şimdi burayı ayarlamamız lazım. Mesela bak nerede var? Şuralarda var, görüyor musunuz değil mi? Orayı dediğim gibi aynı şöyle. Yan yaparak. Bir tık daha kapatın. Tekrar açın. Ve gördüğünüz gibi gençler, gördünüz mü? Oldu mu? Çok da iyi oldu değil mi? Şöyle gösterelim. Az önceki haliyle şimdiki hali bir mi? Değil. Şimdi geriye neler kaldı biliyor musunuz? Bak şu en alttaki diplerdeki izler var ya bak. Şuralar. Bak şuralar. Onları da sıfırla aldık mı? Bizim işlemimiz tamamlanıyor. Evet. Şimdi komple sıfır aldık. Gülümüş eğme başını. Ve arkadaşlar aha da böyle bir şey. Gördüğünüz gibi. Şimdiki olayımız da makasta. O bu değil de burası benim gözüme çok takıldı ya. Neresi? Şu arka taraf ya. İzi yok ama orada bir değişik bir şey var, çözemedim. Buradan bakınca bak, telefondan bakınca iz gibi duruyor. Buraya geliyorum, iz değil. Bir daha bakayım. Şöyle alayım bakayım. Bak hala var bak orada bir şey. Lan arkadaş alıyoruz alıyoruz oradan bir şey çıkmıyor değil mi? Bak şurada. Kameradan alıyor mu? Kameradan olmaz ya. Gözüm anında takılıyor. Şimdi bir daha bakayım buradan. Şöyle. Kaldır bakayım başını. Heh. Şöyle bakayım. Tamam. Dur. Bak şurada ufacık bir şey gördüm bak. Bak hemen şurada var bak.
Evet. Şimdilik tamam. Şu makineyi ben bir şarja takayım. Oraya ben bir makasla da geçeceğim bakayım. Acayip tip oldum oraya. Çok uzamış değil mi abi? Uzadı tabii oğlum, uzamaz mı? Papaz gibi geziyordum ya. Evet. Şöyle alayım, tamam. Şimdi bizim elimize ne lazım? İnce tarak. Şimdi inceleri olduğu için, saçlarda çok ince olduğu için tabii bu saçı kesinlikle ve kesinlikle ıslatmıyorsunuz. Olabildiğince kuru keseceksiniz. İlk önce ben bir şuralara bir bakayım. Makasla böyle çıkıyorsunuz. Şunu da şuraya. Bak ya, ben buraya acayip tav oldum ha. Vallahi bak şuraya. Hiçbir yere tav olmadım şuraya olduğum kadar. İnce tarakla geçeceğim bu sefer buradan. Senin saçlar sıkıntılı olunca. İnce yani. Bayağı ince, bir de saç derisinde de var. Anında ufacık şeyi gösteriyor ya. Bak şimdi biraz daha toparladı bak tarakladınca. Bak tarakla iz daha, hop şöyle alayım. Şöyle koy. Şöyle. Hı. Tamam. Bakayım. Heh be, oh be. Oğlum. Tamam, şimdi oldu işte. Makinenin girmediği yer ya. Ondan makasla hallediyorum. Çünkü tilt etti beni ya. Var diyorum yani, bir şey var. Görüyorum. Bir koyuluk var. Şimdi ayarladım onu. Şimdi bitti olay. Sonunda bitti. Gülüm kaldı kafana. Evet. Zaten o egzamanın da şey oluyor, etkisi oluyor saçta. Böyle boşluklu boşluklu bazı yerlerim var. Lan alıyorsun alıyorsun şey yapıyor. İşte bu egzamanın var ya, bu beyaz beyaz şeyler yapıyor ya saç diplerinde. Aynen abi. Onun da çok zararı oluyor saça. Keserken de, keserken de zorlaştırıyor işi. Ama geçmedi türlü. Gülüm sen bir dahiliye falan bir gitsene bak. Bir baktır bakalım. Doğru. Gençler ahan da vallahi işte böyle. Zaten kardeşimizin saçları da maalesef biraz sıkıntılı olduğu için şimdilik çözdük. Vallahi çözdük. Evet, şimdi satabiliriz. Şimdi ıslatıp buraları keseceğiz çünkü. Artık kısaltma işlemine geçebiliriz. Oraları rahat bir şekilde ıslatabilirsiniz. Ondan yana bir sıkıntı olmaz.
fark ediyorsanız tarağı çok hızlı hareket ettirmiyorum. Arada falan çıkanlar olur diye. Onun için ince ince tıraş etmeniz lazım. Hala yani şöyle yaparken bile bak aradan çıkan saçlar oluyor. Onları da gözden kaçırmamanız lazım. Alırken biraz dikkatli almanız lazım. Bakayım siz şöyle rahat mısınız? Şöyle görün. Bizden çık oğlum ha saç ağır. Şu hayattaki en zor saç kesimi ne deseniz, iki tane saç modeli var arkadaşlar. Biri dik saçlar, kara kesim yapmak. İkincisi de ince telli saçlar. Alperen'le ikisi de mevcut. Hem ince hem de egzama var. Makineyi veya makası nereye vurursan ufacık bir yerde anında izi belli ediyor. Maalesef. Ama zaten önemli olan da olay burada çıkıyor zaten. Asıl ustalık burada. Bunu ayarlayabilmek. Yok herkes kat çıkar canım. Yok abi, ama pasta gibi. Herkes 3 kat çıkamıyor yani. Saçın ince terbiyonun altında. Herhalde. Oğlum ben seninkine 3 kat çıkmıyorum ki zaten. 2 kat mı? Yok lan ben sana, ben senin saçlarına gölgelendirme yapıyorum. Vallahi gençler iyi duruyor değil mi saç? Yemin ediyorum ha. Evet, gördüğünüz gibi. Nasıl oldu? Gayet iyi değil mi? Başarılı. Şimdi gelelim üst tarafa. Şimdi saçın siz diğer tarafını da görüyorsunuz ya. O taraf da aslında böyle. Ama bir şey var, anlamadım. Bir karanlık kalıyor bu taraf. Çözemedim o işi. Artık onun için kusura bakmayın. Şimdi gelelim üstlere. Alperen üstleri ne yapacağız gülüm? Az mı? Arka tarafı alıyordun ya, kısaltıyordun bayağı. Tamam. Üstler ön taraflardan da abi. Tamam. Kırıklar alırsın. O şekilde. Tamam. Bakayım videodan ne tarafın gözüküyor. Dur hoppa. Birazcık bunu yukarı alalım. Şöyle birazcık kaldır. Yok onu kaldırma. Şunu eğeceğim, eğmemiz lazım. Ha? Böyle. Tamam oldu. Tamam. Evet güzel oldu. Şimdi üstlerden biraz alalım.
yaptık, şekil almıyor abi. Uzamış oğlum. Bayağı uzadı. Görmüyor musun? Geleceğim, göremedim. Zaten 3-4 kere sen beni aradın, bir denk gelemedik. Aynen, denk gelemedik. Bu kadar alayım mı? Olur abi. En önden. Üstleri de yavaş yavaş böyle, adım adım. Mesela böyle çekiyorsunuz ya, bu sarı çekin, çıkıyor. En öne doğru çekin. Saçı görün bu adam. Kanala abone olun. Yorum yapmayı unutmayın. Like de atın. Sormak istedikleriniz varsa onları da sorabilirsiniz. İster buradan, yorumlardan, isterseniz Instagram'dan. Instagram'dan iki tane adresim var. Biri şahsi hesabım halim.altankingav. Diğeri de İş yeri hesabım olan Salon Halim Kingav Official. Orada sadece saç kesimleri falan filan paylaşıyorum. Ama tabi yazarsanız oradan da ben size cevap veririm. Sonuçta bana mesajların hepsi geliyor. Ayrıca TikTok'ta da varım. Orada canlı falan, canlı yayın falan açıyorum. TikTok'ta Halim Altan Kingav 1925. Oradan da takip edebilirsiniz. Mesela tabii siz şimdi bu videoyu burada izliyorsunuz. Bu herhalde akşam falan yüklenecek. Daha şimdi yüklemeye kalksam ancak akşam olacak bu. Ben mesela bundan sonra Alperen'den sonra sakal bakımına, sakala keratin yapacağım. Ama onu YouTube için çekmeyeceğim. Onu TikTok'laşacağım. Annem 2-3 dedi abi. Keratin yapacakmış. Sakalı düzleştireceğim. Gülüm iyi mi kısalık? İyi abi. Böyle tarıyorsun zaten. Öne doğru abi. Öne doğru yatıyorum. İyi mi abim? İyi abi, ellerine sağlık. Videonun dakikasına bakabilir miyim? Maşallah 42 dakika olmuş.
Vallahi 42 dakika izlerseniz çok memnun olurum. Allah hepinizden razı olsun. Şimdilik benim işim bitti artık. Yıkacağım zaten, kaldıracağım. Bizim olayımız buraya kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Aynen. Öpüyorum. Sosyal medyadan da beni takip edin, takip. Bay bay.